Alo. Bir kayda giriyorum. Tamam, ararım ben. Yok, bitireyim kaydı, arayacağım. Tamam. Hadi görüşürüz. Hazır mıyız? Hadi başlayalım. Yengeme sürpriz yapacağız. Abim hediye göndermiş. İnsanları tükürürsen seni aldatırlar demiş. Beynimi sadece dörtte birini kullanıyorum. Param var, param var. Neden konuşmuyorsunuz? At aşkım, at. Kendine de güzel kızım. Param var. İstediğini yapabilirim. Enerji! Çil çil altınlar, dolarlar, eurolar, milyonlarca insanın güven testinden geçip bizden biri, ailemizden biri, yani hatta şöyle söyleyeyim, hani derler ya, tam bizim kız dediğimiz kadınlar, o kadınların kocaları, onların hatta bütün sülalelerinin dolandırıcılık şeyde başarı hikayeleri. Herkes adı fenomen olan, milyonları etkileme kabiliyetiyle ünlenmiş, ekmeğimizdeyiz, çok çalışıyoruz masalına kendisi bile inanmış insanların dosyasını, tutuklanma anlarını, markalı ve o şaşalı hayatlarındaki iştahlı tehcirciliği konuşurken hiç kimse bunları alkışlayan ya da tamam dolandırmıştı ama çok iyi insandı diye halen daha bunlara tezahürat eden kitleyi hiç kimse konuşmadı. Belki vakti gelmedi, onun için konuşamadı. Tacım aşkım, dik duruyorum ki tacım düşmesin diye. Sana bir uçak burada. Allah belanı versin. Hadi. Bunlar kim? Tanıyor musun? Benim kalbimdeki aşk sönmüş. Ben bir tane kahve alayım mı ya? Bunların gözünü boyayacaksın çünkü bunların kafası çalışmıyor. Doğru ol, dürüst ol, kimsenin hakkını yeme. Eminim birçoğunuz duymuşsunuzdur. Ördek sendromu diye bir sendrom var. Ördeklerin böyle suyun üzerinde bir şiir gibi süzüldüğünü görürsünüz. Adeta böyle bir balerin gibi. Fakat bu işin görünen tarafı, bir de görünmeyen tarafı var. Ördek o muhteşem süzülmeyi gösterebilmek için altta çok ciddi bir çalışma, çok ciddi bir çaba sarf eder. Ayak çırpar, işte suyu iter, dengesini tutar. Bu bütünün hepsine ördek sendromu deniyor. Görünen farklı fakat perdenin arkasında başka bir iş var. İşte bu ördek sendromu bizim sosyal medyada gördüğümüz o şaşalı hayatlara sahip, süslü kadınlara, ideal koca, ideal eş, ideal anne diye tanıdığımız kişilere örnek gösteriliyor. Çok da haksız sayılmazlar sanki. Yani ez cümle o Prada kutulu torbaların gerçek hikayesi aslında çok başkaydı. Arsa alayım, villa yapayım kendime. Kendi keyfimize göre. Sevgilicim, yani bence de şunun 6.000 kirasına kadar 200-210.000. Su önemli. Isıtması var mı acaba bilmiyorum. Engin, havuzu bana ısıtabilir misin? Benim bütün arkadaşlarımın babalarının fabrikaları var. Benim babamın fabrikası yok. Sıkıştı baba. Siz normal misiniz? Ben 3 ayda 1 trilyonluk alıyorum. Peki o kadar kazanıyor musun? Neredeydiniz olanları? Buradayım. Hadi afiyet olsun. Çocuğum kasayı açar mısın enerji? Televizyonda, sosyal medyada bunları seyreden kadın kocasını yetersiz gördü. Yani bunlar kadınsa ben neyim diye kadınlığını bile sorguladı. Bu şaşaya, bu şatafata yetişemeyen, asgari ücretle geçim savaşı veren aile babaları da ezildikçe ezildi bu görüntülerin altında. Yani o da kendini yetersiz gördü. Kendi soframıza helalinden koyabildiğimiz her bir lokmaya şükretme yerine ve bunu konuşma yerine bizler onların masalarında olan meyveleri, sebzeleri, kuş sütünü konuştuk. Bırakın göz altındaki morlukları gidermeyi, hayatlarındaki kiri, pisliği, morluğu gideremeyen insanların o mucizevi kremlerinin ilk kullanıcısı, ilk yemi maalesef biz olduk. Kendi soframızdan elhamdülillah diye kalkmadan yine onların şu sözleriyle koltuğa oturduk. Baban size ev almış ablanla, sana onu göreceğiz tepeden. Alo Engin, 600.000 TL gönder, takipçim ev alacak. İnanmıyorum. Engin ne? Senin canın kurça çeker de ben anladım. Altınları sakladığım yeri göstereceğim. Haberin. Altın olduğu için kokain diyorsun. Oh, içiyorum.
kendi eşlerimizle, yani kocamızla, hanımımızla güzel bir fotoğrafımız bile yokken biz insanların üzerine böyle basa basa onlarla bir kare fotoğrafımız olsun diye önümüze geleni eze eze yanlarına yanaşıp bir de onlara Allah razı olsun dedik. Bunun üstüne de ya Rabbi şükür diyerek elimizdeki o fenomenli fotoğraflarla etrafa havacıva caka sattık. Bu mevzu biraz da şuna döndü. Evde hiç kimse böyle işte kadın programları falan izlemez ya. Devamlı işte belgesel izler, kültür sanat programları izler. Böyle kendini pazarlamaya çalışır bazıları. Bu fenomenlere olan hayranlık da aynı. Ne hikmetse hiç kimse bu gösteriş ve görgüsüzlükten hoşlanmıyor. Ama takipçi sayısına bir bakıyorsun 7 milyon, 8 milyon. Bunun yanında 40-45 milyon da izlenmeleri var. Peki biz neyi izledik? Biz neden bu insanlara bu kadar inandık ve güvendik? Neden kendimizde olmayan bu kadar gösterişli hayatların, gözümüze sokulan paraların, altınların, işte o silme güllerin ve marka torbaların arasında sıkıştık? Hakikaten biz neden kendi çocuğumuzdan, kendi ailemizden, kendi arkadaş çevremizden çaldığımız zamanları bu insanların storylerini izlemek için harcadık? Hakikaten niye? Benimkisi de merak işte. Arabesk seven bir toplum olarak devamlı etrafımızdaki insanların hayatlarındaki var olanı konuşarak hep kendimizi ezik gördük. Anamızı, babamızı suçladık. Toprağımıza, coğrafyamıza fakirlik edebiyatıyla baktık hep. Urfa'da Oxford vardı da biz mi okumadık diyerek hep suçu birilerine attık. Ve bu insanları başımızın üzerine koyarak biz hiç mi bir şey yapmadık? 3 yılda trilyoner olanların hikayesine inandık ama kendi eşimiz, dostumuz, komşumuz, akrabamız arabasını yenileyince bunda vardır bir şey diyerek böyle yan gözle baktık. Kusura bakmayın ama biz yine yeniden büyük kandırıldık. Para için kendi karakterlerini, ruhlarını satıyorlar. Materyalist dünya için ruhlarını şeytana satıyorlar. Şu anda ruhumuzu satıp parayı satın alıyor olabilir. Tam Engin Polat çifti davasında yeni bir gelişme yaşandı. Çiftin aralarında olduğu 12 şüpheli tutuklanarak cezaevine gönderilmişti. Haklarında kara para aklama iddiasıyla soruşturma açtı. Lüks hayatlarını sosyal medyada milyonların gözleri önünde yaşadılar. Önce görgüsüzlükleriyle, sonra da skandallarıyla Türkiye'nin gündemine oturan Dilan Polat'ın polislerden isteği ise pes dedirtti. Ölecek misiniz? Bir şey söyleyecek misiniz? İddialar hakkında neler söylemek istersiniz? Omuzunda yük olmadan, kapıma polis gelir mi diye korku duymadan, acaba telefonlarım dinleniyor mu tedirginliği yaşamadan, kazandığım ekmeğimde, rızkımda haram var mı diye şüphe etmeden yaşayabiliyorsan bundan daha güzel bir kafa yok. Ve dün o imrendiğin hayatı yaşayanlar bugün senin kadar özgür değil ve senin kadar da zengin değiller. Sen de olmayanla kavga etme yerine sen de var olanla barış ve onları büyüt, onları yücelt. Hayatının merkezinde, yani gündeminde altın tozlu kahve değil de altın gibi, pırlanta gibi yüreği olan, gönlü güzel olan insanlar olsun. İşte o zaman yakalarsın %100 enerjiyi. 4:32 in the morning. Yeah, I'm still up, you're boring. Life keeps getting better and better and I'm not stressed, I'm snoring. It'll get messy, get gory. Simpleness not for me. I don't care about football, care about this, that care if you're acting 40. Like quick call back, can't ignore me. They don't even know my story. Any little sour patch acting salty. Flows on point like gourmet. Need a Michelin star like always. Like conference call on four ways. Coldness there, there's karma. There's heat, there's flames, there's lava. Volcanic, what can we do, it gets manic. I know what I'd rather. When I pick up the mic, it's power. When I pick up the mic, got powers. When I pick up the mic, it's power. When I pick up the mic, got powers. When I pick up the mic is power. When I pick up the mic got powers. Param var. İstediğimi yapabilirim.